Birinci dönem ikinci yazılı provalarımız başlıyor. Of be. Evet yazılardan birazcık of oh be diyoruz ama hiç endişelenmemize gerek yok. 37 Aysel Bulut oyun kuralı da bizden e, videolar istemişler ve 9. sınıf yazılı programımız da hazır. Birinci dönemde ikinci yazıları ilk başta 16 Aralık'ta matematikte başlıyoruz. Matematik ikinci yazılı yazılık provamız gerçekten 9. sınıfın en önemli dersi matematikte de bizi rahatlatacak. Sonrası salı günü fizik, çarşamba kimya, perşembe biyoloji. Gördüğün gibi ilk başta sayısal derslerden başlıyoruz ki bol bol tekrar edip izleyelim. Ardından cuma günü edebiyat, cumartesi günü tarih, pazar günü coğrafya ve İngilizce ile 9. sınıf 1. dönem 2. yazılı provamızı tamamlamış oluyoruz. Bu kamp programı videomuzun açıklama kısmında linkte hazır. Buradan rahatlıkla takip edebilirsin. Ve aynı zamanda şu da önemli. Yazılıya zihnen hazırlamamız lazım. Yazılıya nasıl çalışılır? Yazın öncesi birincisi ortamımızı düzenlememiz lazım. Yani şöyle dağınık bir masada çalışırsan ister istemez bilgiler de sınava girdiğinde zihninde dağınık kalır. Motivasyon da düşer hocam. Tabii ki motivasyon da düşer. Dolayısıyla yazılıya başlamadan önce çalışmaya başlamadan önce masamız tertipli düzenli odamız tertipli düzenli olmalı. İkincisi konu listelerimizi çıkarmamız lazım. Yani konularımızı tek tek belirleyeceğiz. Hocadan, sınıfın en çalışkanından abi kimlerde ne soracak hoca diye tek tek bilgileri alacağız. Hatta üst sınıflardan yani 10. sınıflardan 11. sınıflardan da geçen sene 2. yazılı hoca ne sormuştu diye bilgi alırsanız onlar size bir şekilde bilgiler, e, taktikler, tüyolar verirler. Ve notlarımızı okuyoruz ciddi bir şekilde. Ardından da yazılı prova videolarımızı izliyoruz ve artık yazılı yazırız. Yazılı sırasında moral bozanlardan uzak duralım. Ya işte dokun sınıf çok zor abi. Hiç çalışmadım abi. Veya çok çalıştım. Ya Merve çok iyi aldı. Bu tarz boş boş konuşanlardan uzak durup yazılıya iyi bir şekilde hazırlandıysak hurafeler yani işte çok zor olacakmış dokun sınıfta hoca çok bırakmayı seviyormuş bu tarz şeylerden uzak durup süper bir şekilde yazılımızdan en güzel notları alıyoruz. Sınav sırası kopya çekmek zaten yasak bunu söylememize gerek biliyor. Yazılı sonrasında eksiklerimizi mutlaka not almamız lazım. Birinci yazılı sonrası yaptığın hataları not almış mıydın? Hepsini ya? not aldım hocam. Harikasın niye? Çünkü eksiklerimizi not almamız lazım. Bunlar ikinci yazılı da gelebiliyor. Birinci yazılı konuları ile ikinci yazılı konuları farklı. Ama ikinci yazılıda birinci yazılın bazı kazanımlarını bize tekrar sorabilirler. Ve hocanın kanaati çok çok önemli. Artık Selim ben ya aman demeyeceğiz. Neden? Çünkü hocalar her zaman sınıfta sessiz, uslu, derse katılıp dikkatli olan öğrencilere biraz daha notlarda bol kepçe davranabiliyorlar. kanat notlarında tabii ki. Yazılda sen belki 54 almışsındır, 68 almışsındır. Yani tam istediğin notları alamamışsındır ama kanat notu da hocaların asla göz ardı etmedikleri bir şey. Buraya da dikkat etmemiz lazım. Aynı zamanda Tomşak.com'da 9 sınıflar için tüm sınıflarda var ama ikişer yazılı provası var. Tüm derslerin fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya hepsinin tek tek ikişer yazılı provasında mutlaka izleyip sınavlarından süper notlar alabilirsin. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yap, yorumlara yolla.